Bugün değerli bir konuğumuz var. Değerli şair Ozan aşığımız, ekranlardan tanıdığımız Yener Yılmazoğlu beyefendi. Meltem TV'de çok eski yıllarda kendilerini çok izlemişizdir. Çok muhabbet almışızdır. Sarı Tel programı. Hemen demek kafalara, gönüllere kazınmış ki bizim de Sarı Tel programıyla Yener Yılmazoğlu beyefendi. Yani medya camiasında üstün güzel hizmetler ortaya koydular. Evet Yener Bey, malumunuz 14 Nisan rahmetli Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın bir yıl olacak rahmeti rahmana kavuştuğu gün. Allah şefaatlerinden bizleri mahrum eylemesiniz. Sizin de bir arkadaşlığınız, bir ahbaplığınız, bir dostluğunuz oldu Sayın Profesör Doktor Haydarbaş hocamızla. Evet, saza söze geçmeden evvel bir düşüncelerinizi alalım Haydar hocamız hakkında. Cennet etsin. Bir efsane geldi gitti. Bu dünya fani dünya. Bir gün gelen bir gün gidiyor. Gidiyor. Haydarbaş hocam gerçekten bir kültür adamıydı. Kültür insanıydı. İyi bir siyasetçiydi. İyi bir gönül adamıydı. Mekanı cennet olsun. Allah-u Teala böyle sevdiği kullar erken alır derler ya. Allah-u Teala sevdiği kulunu aldı ama yüreğimizde, sevenlerinin yüreğinde büyük bir iz bıraktı. Nurlar içinde yatsın. Ben buradan tekrar ailesine, çocuklarına yine taziyelerimi bildiriyorum. Allah sabırlar versin diyorum. Şimdi şöyle bir insandı. Bak ben Ozan olarak yani biz o zaman 6-7 tane şey vardı. Televizyon vardı. Televizyon kanalı vardı. Yani ulusal televizyon vardı. Onların bir tanesi bize kapısını açmadı. Bu kültüre kapısını açma. Ama hocamın çok güzel bir lafı vardı der. Derdi ki bir insan bakın diyordu. Bir insan zengindir, fakir olur. Yine çalışır, zengin olur. Bir insan vatan elden gider. Ama sen o vatanı geri alamazsan oğlun alır. Oğlun alamasa torunun alır. Eğer bir insanın, bir memleketin kültürü elden giderse onun geri gelmesi mümkün değil diyerek o televizyonlu kapılarını sonuna kadar bizim kültürümüze aşıklık geleneğini açtı. Allah o dünyada utandırmasın. Allah mekanını cennet etsin. Ve eğer aşıklık geleneği de ben 11 yıl hocamın televizyonda, Meltem televizyonda, Mesaj televizyonda program yaptım. Hocam o kapıları açtıktan sonra bizim aşıklık geleneği, aşıklık kültürü bugüne kadar geldi. O zaman tam böyle bitmek üzereyken hocam o kapılarını bize açtı. Bu birincisi sevgili dostum bakın. İkincisi çok iyi bir siyasetçiydi. Şimdi hocamın yabancı de ecnebi derler rahmetli babam dedi. Ecnebiler hocama bütün kapılarını açtı. Hocama kapılarını açarken hocam gitti ta ecnebilerde. Hatta hocamın o bilgisi ecnebilerde meclise kadar çıktı. Neden olduysa bizim siyasetçilerimiz bizim başımızdaki olan insanlar ya bir hocamı duymadılar ya. Allah sizin için duymadılar. Orta Doğu, dünya Rusya duydu da onlar duymadı kardeşim. Yani ben ölümünde de o kadar üzüldüm ki. Ölümünde birkaç tane kanalda böyle verildi. Ya ölümünden bile korktular adamı. Sağlığını bırak da kardeşim. Yani ben çok yaralıyım böyle hocam üzerine konuştuğum zaman. Allah mekanını cennet etsin. Gerçekten bir gönüllü insanıydı. İyi de bir şairliği vardı. Ben her zaman dua ediyorum hocam diyorum. Allah seni o dünyada utandırmasın. Allah mekanını cennet etsin. Bizim kültürümüz tam kaybolacağı sırada bu geleneğimiz sonuna kadar kapıları bize açtınız ve orada yıllarca program yaptık. Yıllarca biz özümüzü anlattık, özümüzü. Bir gün hocama sordum dedim hocam. Bir şey soracağım dedim. Bu saç çalmak günah mı dedim. Böyle baktı, bana güldü. Dedi ki, Yenercim sana bir şey söyleyeyim dedi. Bıçakla dedi, adam da öldürürsün, ekmek de kesersin. Yani bu sazı eline alıp bardaktan su da içersin bardakla, bilmem rakı da içersin. Şimdi sen bunu nasıl güzellik yaparsan onun günahı yoktur. Biz de elimizden geldiği kadar hep böyle iyi şeyler işledik tabii ki.
Allah razı olsun. Hocamızın sayesinden çok ekmek yedi. Bütün aşıklar arkadaşlar da bende. Benim ustam da Murat Çobanoğlu. Hocam da çok severdi onu. İkisi de bu dünyadan göç etti gittiler. Allah o dünyada onların mekanlarını cennet etsin diyorum. Her ikisine de diyorum ben. Çünkü çok severdi. Benim ustam da çok severdi. Haydarbaş hocamı. Her ikisini de buradan ailesine tekrar tekrar ne diyorum? Allah sabırlar versin diyorum. Ve bir de Meltem Mesaj televizyonunda çalışan bütün dostlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sizler hep özlemişiz. Hocam şimdi bizim programlar hep izlerdi. Bana açık ve net derdi. Derdi ki Yener'ciğim Saritel programını, Aşıklar programını özellikle yani bir işim olmazsa televizyonumu açardım karşısındadır ve programdan sonra da buradan çok selam gönderiyorum. Mustafa kardeşimiz o zaman şey yönetimde Mustafa bize telefon açardı. Derdi ki ya bugün program çok güzelmiş. Hocam program bitinceye kadar sizi izlemiş. Ki ben de bunları bana ulaşamasa Murat abiye, Murat Çobanoğlu'yla biz program yaptık orada. Ona iletirdim. Şimdi hocamın her yeri çok farklıydı. Baştan ne dedim? Dedim ki hocam bir efsaneydi. Bir efsane geldi gitti ama o efsanenin kadrini, kıymetini bilen bilir. Bilmeyen de dedin ya işine gelen duydu, işine gelmeyen duymadı. Hocam kültürü çok severdi. Örf, adet, geleneklerimizi çok severdi. Vatanını, milletini, bayrağını çok severdi. İyi bir Atatürkçüydü. Bunu da söyleyeyim buradan. Hocam Atatürkçüydü. Çok iyi bir Atatürkçüydü. Atatürk'ü de severdi. Bak bizde bir şey var. Bak sevgili kardeşim ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi benim gören der ki ya acaba Yener'in fikri nedir? Yener İlmazoğlu. Ben 25 yıldır hiç ara vermeden televizyon programı yapıyorum. Bunu bilin. Benim fikrimi soran vefalı dostum. Bu ilhamların çoğunu da hocamdan almışımdır. Benim fikrimi soran vefalı dostum. Ben sağın soluyum, solunda sağım. Fikir bahçesince yıllarca estim. Ben sağın soluyum, solunda sağım. Fatih de benimdir, sultan da benim. Şehit olup yurtta yatan da benim. Cumhuriyeti kuran atan da benim. Ben sağın soluyum, solunda sağım. Alın teri olan varlık da benim. Ezilen de benim, yokluk da benim. Bu vatan benimdir, bayrak da benim. Ben sağın soluyum, solunda sağım. Yılmazoğlu der ki yazan güzeldir. Seherde okunan ezan güzeldir. Kardeşçe yaşıyorsak bu düzen güzeldir. Ben sağın soluyum, solunda sağım. Benim hocamın izindeyim. Hocam Atatürkçü. Hocam Atatürk'ü de sever. Bu vatanı, bu bayrağı seven bir insandı ama kültürümüzü de daha çok severdi. Örf adetlerimize, geleneklerimize gerçekten çok saygı duyardı, çok emek verirdi. Abi siyasetçilerden de şimdi birisi de bir çıkıp karşısına konuşmadı ya. Ya karşısına çık kardeşim. Konuşuyorsun. Ya bir de bu Haydarbaş hocanın bir karşısına çıkıp konuşayım. Niye konuşmuyorsun? Hani aşk var ya, aşklar atışma yaptığı zaman ne der? Atışma yaparlar. Hele bir dinle. Aslında dinliyor kardeş. Dinliyor, işine gelmedi ya. Kulak duymadı, duy. İşine gelmedi mi kapalı. İşine geldi mi kulak açıldı. Yani ben çıkardım, ana türküsünü okudu. Anama Layla'yı söylettirdi. Mustafa hemen gelirdi. Yener abi bir Anama Layla istek var. Ya kimden var? Ya, o arada çok kalabalık dernekler bilmem tıklım dolu. Oradan bir işaret verdi. Hocam demiş ben söylemem mi? Allah mekanını cennet etsin. Anamın kabristanın üstünde, mezarın üstünde söylediğim türküyü çok duyguyla derdi. Ben bunu dinliyorum, izliyorum diyordu. Ağzın yüreğin var olsun diyordu. Ben de diyorum nur içinde yat. Ey canım hocam diyordum. Ey Haydarbaş hocam. Acaba bak bu çok önemli. Diyor ki bir efsane diyorum bu dünyadan efsane. Bu dünyadan, bu Türkiye'den geldi de gitti. Ruslar da bizi, hocamı dinledi. Avrupa'da dinledi. Birisi vardı Hüseyin isminde. Babası Hüseyin okumasını çok istiyordu. Bizim okul çağında. Ama Hüseyin'de bir şey yok. Kafada bir şey yok. Hüseyin okumasını çok istiyordu. Çalıştı, yedirdi, içirdi. Gaz lambasının altında, mum ışığının altında. Aman hanımına derdi. Hanım amandır. Hüseyin ne isterse yap. Hüseyin okuyacak ya.
Ve bir de 15 tatil oluyor. Hüseyin karneleri getiriyor. Getiriyor. 9 zayıfı var. Adam çıldırıyor. Ulan yemedim sana yedirdim. İçmedim oğlum sana içirdim. Ya bu nedir dedi. Adam yok canım bu şeydir. Bunun öğretmenleri buna gıcık gitmiş. Yani onun için vermemişler. O 15 gün Hüseyin iyi çalışacaksın. 15 gün sonra okul başlar başlamaz ben geleceğim seninle. Okula geleceğim, hocalarını da çağıracağım. Bunu bir imtihan edin diyeceğim. Hüseyin tamam çalışıyor. Yiyor, içiyor, çalışıyor. Abi kafa boş. Okula götürüyor Hüseyin elinden tutuyor. Hüseyin geldi. Kapıyı vurdu. Mekanı cennet olsun baba diyor. Ben tanıyanı bu olan bir ayet. Şahidim. İçeri girdi Hüseyin de yanında. Dedi hocam buyur dedi amca. Benim çocuğuma niye dedi az not verdi? Dedi ki aha dedi meydan. Tahtaya çık. Hüseyin tahtaya çıktı. Öyle bir basit soru sordu. İyi hatırlıyorum. Hüseyin böyle baktı. Sınıf hep parmak kaldırdı. Hüseyin'den ses yok. Öbür soruyu sordu. Herkesten parmak kalktı. Yine Hüseyin'den ses yok. Amca döndü dedi ki ola Hüseyin oğlum dağ, taş, gar, tipi sese geldi bir sese gel. Ya sese geldi. Etrafın bütün ses verdi. Sende bir parmak ses yok. Şimdi hocamın o Avrupa, o Rusya, Azerbaycan, bütün dünya sese geldi. Kulak verdi de bunlar kulak vermedi kardeş. Vermedi de vermedi hocam. Ne diyeyim ben? Öyle bir efsane geldi gitti Haydarbaşım gönülleri yaktı gitti Haydar Hoca'yım, Haydarbaşı'yım. Gönülleri baba yaktı gitti. Haydarbaşı'yım, Haydar Bazen bahar, bazen yazdı. Siyasette güzel sözdü. Bu kültürde bize izdi. Geldi gitti Haydarbaşı. Haydarbaşım, Haydarbaşım, geldi gitti Haydarbaşım. Gönüllerde vardır yası. İlim irfan güzel süsü Yılmaz oğlun sadık dostu çekti gitti Haydarbaşım göçtü gitti Haydarbaşım mekanı cennet olsun.
Geldim kabristanana, nasret üzümde, uyan da bağlana, layla de layla. Uzaktan gelmişem neydem, uyku gözümde, uyan da bağlana, layla de layla. Layla layla, layla layla, anama layla, bir zamanlar bana diyerdin layla. Şimdi ben diyirem anama layla. Bu güzel kültüre neydem, iz oldu gitti. Nece sisa siyasete söz oldu gitti. Her zaman gönülde baba göz oldu gitti. Layla layla layla, hocama layla. Her zaman gönülde söz oldu gitti. Layla layla layla, hocama layla. Yılmaz oğlu der ki at getirdi, gam efkarı dostlarıyla bitirdi. Bu zalim korona neydem, tuttu götürdü. Layla layla layla, hocama layla. Zalim korona neydem, tuttu götürdü. Layla layla layla, hocama canıma layla.